demek peki? Arkadaşlar, canlıların kendilerine benzer yeni canlı meydana getiriyorsa biz buna ne diyeceğiz kısaca? Üreme adını vermiş olacağız. Bu olay üreme olayı sayesinde ne oluyor? Üreme olayı sayesinde nesiller boyu kişi neslini devam ettirebilmiş oluyor. Peki hocam, kaç çeşit üreme vardır? İki çeşit üreme vardır arkadaşlar. Bir, eşeyli üreme, iki, eşeysiz üreme. İlk etapta eşeyli üremenin tanımını yapalım. Eşeyli üreme ne demek? Eşeyli üremede mantık şu: iki farklı ata olacak. İki farklı ataya ait, yani dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşmesi sonucu yeni bir bireyin meydana gelmesine biz ne diyeceğiz? Eşeyli üreme adını vermiş olacağız. İnsanlarda hangi üreme görülüyor? Konumuz insan zaten. İnsanlarda gördüğümüz üreme çeşidi eşeyli üremedir. Peki eşeyli üremedeki üreme hücrelerin adı neydi? Evet, insanda üremenin biri anneden, diğeri babadan gelecekti. Anneden gelen üreme hücresinin adı yumurtaydı. Yani dişi üreme hücresi. Erkekten gelen erkek üreme hücresi adına da ne diyeceğiz? Sperm adını vermiş olacağız. Evet, şimdi o yumurta hücresi ve sperm hücrelerinin bir özelliklerini tanımış olalım. Şimdi sperm ve yumurtayı ayrı bir şekilde tanımış olalım. Bakın arkadaşlar, spermle başlayalım. Şimdi normalde bunlar bir hücredir. Ben size hücreyi anlatırken hücrenin bazı özelliklerini anlatmıştım. Hücrenin hücre olabilmesi için hücre zarından, sitoplazmadan ve çekirdekten meydana gelmesi gerekiyordu. O, eğer bu ikisi de hücre ise, bu ikisinin de hücresinin zarının, çekirdeğinin ve sitoplazmasının ne olması gerekiyor? Var olması gerekiyor. O yüzden her ikisinin ortak özelliklerine bakarsak her ikisinde de hücre zarı, çekirdek ve sitoplazma bulunmak zorunda olmak zorundadır. Şimdi peki bunları, yumurtayı ve spermi birbirinden ayıran özellikler nelerdir? Onları bir görelim. Şimdi sperme bakıyoruz. Spermin küçük olduğunu söylüyoruz. Sperm küçüktür. Peki o zaman yumurta nedir arkadaşlar? Büyüktür. Bunlar farklı özellikli olduğu için ben direkt aynı anda vereceğim. Küçük, yumurta, büyük. Biri küçükse diğeri ne oldu? Büyük oldu. Bakın arkadaşlar, sperm kuyruğu vardır. O zaman sperm neye sahiptir? Kuyruk yapısına sahipken, yumurtada öyle bir konu yok. Kuyruktan bahsetmemiz mümkün değil. Yani kuyruk yapısına sahip değil. Kuyruğu olan tabii hareketli olur. O zaman sperme ne diyeceğiz? Hareketli diyeceğiz. O zaman kuyruğu olmayan da ne olmuş olur? Hareketsiz olmuş olur. Sperm küçük olduğu için, sitoplazma miktarı az diyebilir miyiz? Evet. O zaman yumurta da büyük olduğu için sitoplazması fazladır diyebilir miyiz? Evet, bu da buradan aklımıza kalabilir. Küçük olan şey çok sayıda üretilebilir mi? Evet, yer kaplama açısından daha az yer kaplayabilir. Büyük olan o zaman çok üretilemez. Nasıl üretilmek zorunda? Az sayıda üretilmek zorunda. Zaten büyük, bir de onun çok üretildiğini düşünün, yer kalmaz. O yüzden büyük olanlar az sayıda üretiliyor, küçük olanlar çok sayıda üretiliyor. Hatta bunu kofullarda bile vermiştik. Kofullar küçük olanlarda çok üretiyordu. Kofulları büyük olan ne yapıyordu? Az sayıda üretilmiş oluyordu. Her ikisinin ortak özellikleri de neydi? Hücre zarı, çekirdek ve sitoplazma olmak zorundadır. Bunlar erkek üreme hücresi olan sperm, dişi üreme hücresi olan yumurtanın özelliklerini belirtmiş olduk. Şimdi dişilerde üreme organlarını bakalım. Dişilerdeki üreme organlarının tanımlarına bakalım. Arkadaşlar, dişi üreme organına baktığınız zaman iki tane yumurtalığın olduğunu göreceksiniz. Yumurtalıktan sonra yumurtalığa devam eden bir kanalın olduğunu göreceksiniz. Buna yumurta kanalı adını vereceksiniz. Yumurta kanalından sonra birle uzun bir şekilde olan, yatağa benzeyen döl yatağı adını vereceksiniz. Döl yatağının diğer adı arkadaşlar rahim, bunu da vermiş olalım. Arkadaşlar, daha sonra da vajine diye bir ifadeyle karşılaşmış olacağız. O zaman dişlerde üreme organları nelerden oluşuyor? Yumurtalık, yumurta kanalı, döl yatağı ve vajinadan oluşmuş oluyor. Peki bunların görevleri nelerdir hocam? Arkadaşlar, yumurtalık da yumurta üretiliyor. Üretilen yumurta hücresi dediğimiz, hani mayoz bölünmenin gerçekleşmesi için, mayoz bölünme gerçekleştikten sonra yumurta üreme hücresi oluşacak da işte bu üreme hücresi nerede üretildi arkadaşlar? Yumurtalıkta üretilmiş oldu. Üretilen yumurta burada kalmayacak. Nereye gidecek arkadaşlar? Bir kanal var. Nereye gitti? Yumurta kanalına gitti. Yumurta kanalı bizim için çok önemli. Neden? Yumurta kanalı arkadaşlar döllenmenin gerçekleştiği yer.
neymiş arkadaşlar? Döllenmenin gerçekleştiği yerdir. Döllenmenin gerçekleştiği yer. Peki döllenme burada gerçekleşiyor. O zaman yumurtadaki yumurta hücresiyle sperm hücresinin birleşmesi, yani döllenme olan yer yumurta kanalı. Döllenme olduktan sonra o döllenmiş yumurtanın büyümesi lazım, gelişmesi lazım. O zaman onu nereye göndermiş oluyoruz? Döl yatağına göndermiş oluyoruz. Döl yatağındaki o döllenmiş yumurta burada büyüyüp gelişimini devam ettiriyor. Artık burada büyüyüp gelişim devam ettirdikten sonra da arkadaşlar vajina dediğimiz olayla dış ortamla ilişkisi sağlanmış oluyor. Burada tanımını vermiş. İşte yumurtalık ne işe yarıyor? Söyledik. Yumurta üretiyor. Efendim yumurta kanalında ne oluyor? Yumurta kanalında yumurtayla spermin döllendiği yer diyoruz. Döl yatağın diğer adının rahim olduğunu söylenmiştik. Döllenmiş yumurta olan zigot burada gelişimini tamamlamış oluyor. Vajina dediğimiz, yani döl yolu, burada arkadaşlar idrar ya da döllenmemiş yumurta da dışarıya atılıyor. Ayrıca dış ortamla döl yatağı arasındaki bağlantı da burada sağlanmış oluyor. Geldik erkeklerde üreme organlarına. Erkeklerdeki üreme organlarında arkadaşlar burada testis var arkadaşlar. Testis ne işe yarıyor? Spermlerin üretildiği yer. Spermler burada üretildi. Üretilen spermler arkadaşlar bir kanala gitti. Sperm kanalına geldi. Sperm kanalından dışarı atılması gerekiyor. Bu sperm kanalında dışarı atılması için hemen salgı bezi salgıladı. Yani demek ki salgı bezi ne yapıyor? Salgı salgılayarak sperm kanalındaki spermlerin dışarı atılması sağlıyor. Ve bu salgı bezi esasında salgılanan salgıdan dolayı dışarı atılıp penise geliyor ve peniste spermler dışarı atılmış oluyor. Devam edelim. O zaman erkeklerdeki üreme organları nelerdir? Testis, sperm kanalı, salgı bezleri ve penistir. Testis neydi? Spermlerin üretildiği yerdir. Vücut dışındadır. Sperm kanalı arkadaşlar, spermler olgunlaştıktan sonra sperm kanalından nereye atılacaktır? Dışarı atılacaktır. Salgı bezi ne işe yarıyor? Bu spermlerin dışarı atılması için ne üretilecek? Salgı üretilmesi lazım. O salgıyı salgılıyor. Penis ise arkadaşlar idrarın ve spermin vücut dışına atıldığı yerdir. Devam edelim. Zigottan embriyoya. Ne demek zigottan embriyoya? Zigot neydi? O hani döllenmenin olduğu yere, döllenmiş yumurtaya biz ne diyoruz? Zigot. Demek ki zigottan embriyo dediğimiz nereye geçeceğiz? Embriyoya doğru yol almış olacağız. Bakalım. Şimdi bu resme bir bakalım. Resmin üzerinden anlatayım size. Şimdi burada bir yumurta hücresi var değil mi arkadaşlar? Burada bir sperm var. Spermle yumurta burada birleşti. Spermle yumurtanın birleşmesi ilk evre. Burada bir döllenme meydana geldi. İşte biz bu yumurtayla spermin birleşmesine ne diyeceğiz? Döllenme diyeceğiz. Burada döllenme söylemiş zaten. Artık elimizdeki döllenmiş yumurtanın adına ne demek zorunda kalacağız? Zigot. Zigot neymiş arkadaşlar? Döllenmiş yumurta. Yani spermle yumurtanın birleştiği, döllendiği yumurta. Yumurtanın adı artık ne oldu? Zigot. Peki zigot daha biraz daha gelişirse neye dönüşecek arkadaşlar? Embriyoya. Artık adı embriyo olacak. Zigotun biraz daha gelişmiş hali. Bakın burada bir tek hücreydi. Burada bir sürü hücre oluşmuş, bir sürü doku oluşmuş olabilir. O yüzden zigot embriyoya geçmiş artık. Embriyodan sonraki yeni bir isimle karşılaşıyoruz. Fetüs diye bir isimle karşılaşıyoruz. Fetüsün ne olduğunu şimdi size söyleyeceğim. Fetüsten sonra bebek dediğimiz olay olmuş olacak. Peki. Hocam bunlara neye göre isim vermişler? Şimdi anne karnındaki bir zigot belli bir süreye kadar embriyo adını alacak. Peki bu sürenin şey var mı, zamanı var mı? Var. Arkadaşlar anne karnındaki bir bebek 2 ayını doldurmuşsa halen bunun adı embriyodu. Neymiş? Embriyo. 2 aylık bir bebeğe sen ne diyeceksin? Embriyo demiş olacaksın. Peki 2 aydan sonra bu isim mi değiştirecek hocam? Evet, ne değiştirecek? 2 aydan sonra bunun adı ne olacak? Fetüs. O zaman 2 aydan sonraki bebeğin haline biz ne diyeceğiz? Fetüs adı vermiş oluyoruz. 2 aydan sonra bebek artık embriyo değil, ne adını alacak arkadaşlar? Fetüs alınacak. Artık fetüsten sonra dünyaya gelene kadar geldiği anda da adı ne olmuş olacak? Bebek olmuş olacak. O zaman şöyle ifade edelim. Döllenmiş yumurtanın devamında zigot oluşacak. Zigot daha henüz tek bir hücredir. Bu hücre
tabii ki kendini, dokularını, organlarını tamamlaması için hangi bölüme geçirecek onu da söyleyelim arkadaşlar. Mitoz geçirecek, unutmayalım. O zaman hocam bu sperm ve yumurtanın oluşmasında mayoz vardı. Evet, mayoz artık spermi oluşturdu, yumurtayı oluşturdu. Olay bitti. Mayozla işimiz kalmadı. Sonra bunlar birleşti, döllenme oldu. Döllenmiş yumurtaya biz zigot dedik. Evet, zigotun artık tek hücreden mi bebek meydana geliyor? Hayır, bir sürü onun da bizim gibi her organı tam olarak geliyor. İşte bu organların olması için ya da bu hücrelerin büyümesi için hangi bölünme oluyordu arkadaşlar? Hatırlayalım, mitoz bölünme oluyordu. Mitoz artık biraz daha büyüdükten sonra bebek adı ne oldu? Embriyo oldu. O zaman embriyo, bebek 2 aya kadar halen adı embriyo olacak. Embriyon artık 2 aydan sonra, artık benim bebeğim 2 aylık değil, diyelim ki 3 aylık. Sen bunu artık embriyo demeyeceksin, 3 aylık bir bebeğe, yani 2 aydan sonraki bebeğe ne diyeceksin? Fetüs diyeceksin. Artık bu anne karnında olduğu sürece bunun adı fetüs. Ne zaman bu bebek adını alacak? Dünyaya geldiği anda bunun adı artık bebek olmuş olacak. Bu süre ne kadarlık bir süre yaklaşık? İşte 40 hafta, 9 ay, 10 gün sonra bebek dünyaya meydana gelmiş olacak. Olay budur arkadaşlar. Hocam peki bu burası arkadaşlar döl yatağı dediğimiz, işte bebeğin gelişiminin olduğu yer. Peki hocam bu bebek gelişecek de nasıl gelişecek? İşte bu bebeğin gelişmesi için arkadaşlar ona göbek bağında, göbek bağıyla arkadaşlar plasentaya bağlı. Embriyo göbek bağı ile plasentaya bağlıdır. Ne demek hocam bu? Yani plasenta döl yatağındaki o dokuların içerisindeki oksijenin, besinin değil mi? Ya da atık maddelerin uzaklaştırılması için arkadaşlar plasentayı oluşturan dokularla gerçekleşmiş olacak diyoruz. Yani bu plasenta sayesinde bebek istediği oksijeni oradan alacak ya da atıklarını oradan uzaklaştırmış olacak. Bu da göbek bağıyla bağlanmış olacak. Embriyonun sağlıklı gelişmesi için alınması gereken tedbirler nelerdir? Anne adayı beslenmesine tabii ki dikkat etmesi gerekiyor. Yani dengeli beslenmesi gerekiyor. Neden hocam dengeli? Çünkü bir bebek dünyaya gelecek. Bir bebeğin dünyaya gelmesi için, sağlıklı olarak dünyaya gelmesi için dengeli beslenme ihtiyacı olacaktır. Sigara, alkol, kafein gibi içeren maddelerden uzak durmalıdır. Su ve sıvı içecekleri bol bol tüketmeli. Neden? Çünkü bebeğin orada suya ihtiyacı olacak. O yüzden annenin o bol bol su içerek o bebeğine de bir nevi suyu göndermiş olacak. Meyve ve sebze tüketimini daha çok tercih etmiş olacak. Yeterli miktarda protein ve kalsiyum olacak. Çünkü bebek o protein nereden alacak? Biliyorsunuz bizim vücudumuzun yapısında protein çok var. O protein işte bebeğin yapısında da var. O bebek yapısındaki protein nereden aldı? Anneden aldı. O zaman anne o açık olan ihtiyacını kendi dışarıdan beslenerek o protein ihtiyacını gidermiş olacak. Aynı şekilde kalsiyum da öyle. Kesinlikle ağır bir şeyler taşımamalıdır. Ağır bir şeyler taşıdığı arkadaşlar bebeğin yerinden oynaması söz konusu oluyor. Röntgen cihazı gibi radyasyon yayan maddelerin önünden bile geçmemek gerekiyor. Stresten uzak durmalı. Stres çok etkiliyor. Doktor kontrolünde de ilaç kullanması gerekiyor. Birkaç tane sorun var. Bu soruları da çözelim. Canlıların kendilerine benzer yeni canlılar oluşturmasına ne denir? Herhalde yeni bir canlı meydana geliyorsa biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Üreme adını vermiş olacağız. Erkek yukarıdaki şemada yer alan ifade doğru ise D, yanlış ise Y yönünde ilerleyin diyor. Erkek üreme hücresine sperm denir. Evet biz ne demiştik? Erkek üreme hücresine sperm demiştik. Spermler nerede üretilmişti? Yumurtalıkta mı üretilmişti? Hayır. Nerede üretilmişti arkadaşlar spermler? Değil mi? Testislerde üretilmişti. O zaman burada yanlışa gitmiş oluyoruz. O yüzden cevabımız 2 olmuş oluyor. Yukarıdaki sperm ve yumurtaya ait özellikler verilmiştir. Bu özellikler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Yumurtalıklarda üretilen ne olur? Tabii ki yumurta olur. Değil mi? Yumurtalıklarda üretilen yumurta hücresi olur. Çok sayıda üretilir. Kim çok küçükse o çok sayıda üretilir. Küçük olan neydi? Sperm. O zaman kim çok sayıda üretiliyordu arkadaşlar? Sperm. Sitoplazması fazla olan neydi? Büyüktü. Büyük olanı hatırlayın bakalım. Kim büyüktü? Yumurta hücresi büyüktü. Yumurta hücresi de yazalım. Hareketli olan neydi? Kuyruğu olan hareketliydi. O zaman bu nedir? Sperm. Yine büyük olan kimdi? Sitoplazması fazla olması ne demek? Onun büyük olduğu anlamına geliyor. O zaman buna da yumurta hücresi yazabiliriz. O zaman sperm hücresi ne oluyor? Hemen spermi bulalım. Çünkü önce spermi söylemiş. 2'ye sperm yazdık. Bir de 4'e sperm yazdık. O zaman 2 ve 4 sperm ise geriye kalan 1, 3, 5'te ne oldu arkadaşlar? Yumurta hücresi olmuş oldu. Aşağıdaki yapıların hangisinde dişi üreme sisteminde bulunmaz diyor. Hadi hatırlayalım bakalım. Yumurtalıkta ne yapıyordu? Yumurta üretiliyordu. Değil mi arkadaşlar? Yumurta kanalı döllenmenin olduğu yoldu. Kanaldı. Döl yolu bebeğin
dış ortamla ilişkisi sağlıyordu. Ama salgı bezleri var mıydı diş üreme hücresinde? Hayır, salgı bezleri erkek üreme hücresinde vardı. Dişi üreme sisteminde zigotun gelişiminin tamamlandığı bölüm hangisidir? Zigot nerede gelişimini tamamlıyordu? Bir yatak olması lazım. Hatırlayın, biz oraya yatak demiştik hatta. O zaman nerede gelişimi tamamlıyordu? Döl yatağı. Niye? Yumurtalıkta yumurta üretiliyordu. Burada bebek bile yok. Yumurta kalanında şu an henüz döllenme yeni orada olmuştu. Yumurta kalanının döllenmenin gerçekleştiği yerde. Döllenmiş yumurtanın büyümesi için nereye gönderiliyordu? Döl yatağına gönderiliyordu ve bu yatakta bebek ne yapıyordu? Gelişimi tamamlamış oluyordu. Aşağıdaki üreme sistemlerine ait bazı yapıların görevleri verilmiştir. Mesela K diyor ki spermleri testisten penise taşır. Bakalım spermleri testisten arkadaşlar penise taşıyan neydi? Bir kanaldı, hatırlayalım. Hangi kanaldı arkadaşlar? Sperm kanalı olacak tabii ki. Sperm kanalı. Erkek üreme hücresinin üretildiği yer. Nerede erkek üreme hücreleri üretiliyordu arkadaşlar? Testiste. Spermlere kaygan bir ortam, bir salgı salgılanıyordu değil mi? Onun adı neydi arkadaşlar? Salgı bezi. O zaman cevabımıza baktığımız zaman ilk sperm kanalı olacak, ikincisi testis olacak, üçüncüsü de salgı bezi olacak ve cevabımız A olmuş olacak. Yukarıdaki dişi üreme sistemine ait bölümler numaralandırılmıştır. Yumurtanın üretildiği kısım diyor bize. Biz hatırlayalım, yumurta nerede üretiliyordu? Yumurtalıkta üretiliyordu. Burası yumurtalık mı? Evet. O zaman 4 yazacağız buraya. Değil mi arkadaşlar? 4 yazacağız. Ve döllenme olayının gerçekleştiği. Döllenme nerede gerçekleşiyordu? Kanalda. Yani yumurta kanalında. O zaman buraya da ne yazacağız arkadaşlar? 3. O zaman cevabımız ne olacak? 4 ve 3 olmuş olacak. Yukarıdaki şemada üreme olayı gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış yapılardan hangisi doğru verilmiştir? Bunu herkes tanıyor. Bu nedir? Kuyruklu olan spermdi. Bu neydi? Yumurtaydı. Sperm ile yumurtanın birleştiğini görüyoruz. Birleşmiş olaya biz ne diyoruz? Birleşmiş döllenmenin birleşmesine ne diyorduk arkadaşlar? Bu döllenme olan yere ne diyorduk? Zigot adını vermiş oluyorduk. O zaman 1'e sperm diyeceğiz, 2'ye yumurta diyeceğiz. Son olarak döllenmiş yumurtaya da ne diyeceğiz? Zigot adını vermiş olacağız. Ve burada yukarıdaki şekilde bir bebeğin oluşumu gösterilmiştir. Evet, bebeğin oluşumuna bakalım. Evet, bakalım nasıl oluyor? KLM'ye ne gelmesi gerekiyor? Arkadaşlar bakalım. Üretilen bu nedir? Sperm. Bu nedir? Yumurta. Bunlar mayoz bölünme sonucu oluşmuştu. Bu ikisi birleşmişti. Buraya ne dedik? Döllenme değil mi? Döllenmiş yumurtaya biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Zigot adını vermiş olacağız. O zaman bir döllenmiş yumurtaya ne diyelim arkadaşlar? Zigot diyelim. Zigotun biraz daha gelişmiş haline, ne diyeceğiz? Embriyo. Embriyonun artık 2 aydan sonraki haline fetüs diyeceğiz. O zaman arkadaşlar zigot, embriyo ve fetüs olacağı için cevabımız ne olacak? Diyarbakır olmuş olacak.